kurumlarının düzenlediği Hizmet Hareketi ve Güncel Meseleler adlı konferansımıza, programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah önce bir sinevizyon gösterimimiz olacak, 12 dakika. Akabinde çok büyük bir misafirimiz var, onu inşallah huzurlarınıza davet edeceğim. Ama müsaadenizle şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Değerli misafirler, şöyle bir hep beraber asr-ı saadete gidelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o hayat-ı seniyelerini tahayyül etmeye çalışalım. Hatta birkaç adım daha öteye gidip Efendimizin aramızdan ayrıldığını düşünelim ve o hüzün yıllarını, o sıkıntılı yılları aklımızda düşünmeye çalışalım. İşte böyle bir zamanda, o esnada uzun ömürlü ve hocalık vasfı olan sahabe efendiler devreye girerler. Ve Efendimizin Ashab-ı Suffa mektebinde okutmuş olduğu talebeleri derler ki artık bundan sonra biz okutalım. Ve okutmaya başlarlar. Tabiine ders verirler. Genç tabiin efendiler bize. Aradan yıllar geçer, tabiin efendilerimizin mezun olma vakitleri gelir. Yani günümüz ifadesiyle diploma alacaklardır, icazet alacaklardır. Ve kıymetli misafirler, sahabe efendilerimiz genç tabiin efendilerimize icazet vereceklerdir. Ama nasıl bir icazet? Bakın şöyle bir icazet verirler. Her sahabe okuttuğu tabiine şunları yazar küçük bir kağıda. Evladım, sen Allah Resulü'nü görmedin. Allah Resulü de seni görmedi. Ama her ikinizi de gören ben diyorum ki, eğer Allah Resulü seni görseydi çok severdi. Ve bu icazet belgesini alan tabiin efendilerimiz dünyanın dört bir tarafına dağılmışlar. Nam-ı Celil-i Muhammediyi dünyanın her bir tarafına duyurmaya çalışmışlar. İşte şu an sizlerin açmış olduğu müesseselerde, sizlerin sponsorluk yapmış olduğu müesseselerde, evet, o müesseselerde okuyan günümüzün gençleri de tıpkı tabi'in gibi, tebe-i tabi'in gibi, sahabe efendilerimiz gibi icazetlerini aldıktan sonra dünyanın dört bir tarafına dağılmışlar. Bayrağımızı dalgalandırmak için, İstiklal Marşımızı yüreklerde okutmak için, vatanımızı anlatmak için, Allah'ı ve Resulullah'ı ve Anadolu insanının değerlerini duyurmak için her bir tarafa gitmişler. Ve şimdi müsaadenizle ben 12 dakikalık bu günümüzün, tabiri caiz ise günümüzün o güzel insanlarının küçük bir sinevizyon gösterimiyle sizlere göstermek ve tanıttırmak istiyorum. Evet. Biz geldiğimizde Türk yoktu. Hatta Türkiye'nin ismini dahi bilmiyorlardı. Bu elektriksizlik ve susuzluk. Onlarla birlikte yaşamaya alıştık. Bizim kendi evimizde de su yok ama 20 litrelik 10 tane bidonumuz var. Taşma suyla hayatımızı geçiriyoruz. Burada ilk başta bizi açtığınız zaman talebi bulamazsınız. Hiç açmayın diyen çok insan oldu. Fakat Türkiye'nin, ülkemizin yüzünü kara çıkarmadı arkadaşlarımız. Gerçek sevdikleri, belki bir üçüncü okulumuz. İleriki zamanlarda daha fazla okullar açmaya devam edeceğim. Bizim belki ne değildir de üzerinde durmak gerekiyor. Çünkü son zamanlarda, özellikle son iki ayda biraz önce arkadaşımızın sizlere sorduğu iki soruda yansıma bulduğu gibi bundan 5 sene önce, hatta 1 sene önce size böyle bir soru sorulsa büyük ihtimalle bu da nereden çıktı? Hiç bu hizmetin içerisinde bir çete mensubu, örgüt mensubu olabilir mi? Nereden çıktı bu? Alay mı ediyorsunuz diyeceksiniz ama bugün bu soruyu sormak durumundayız. Ben seni seçtim ama beni adalet üzere yönetmen için seçtim. Partinin adının adalet olması yetmez. Şu konularda yanlış yapıyorsun. Kebapçı dükkanlarını kapatamayacağın gibi dershaneleri de kapatamazsın demektir katılımcı demokrasi.
Yani bunu da hani sözün gelişi söylemiyorum. Meşguliyetimiz gereği hasbelkader yabancı gazetecilerle, yabancılarla görüşüyorlar. Aynen onlar söylüyorlar bu misali. Ya diyorlar nasıl olur ya bu liberal ekonomi, Türkiye'ye liberal ekonomi, serbest pazar ekonomisi varsa, kebapçı dükkanını kapatamazsa, dershaneleri de kapatamaz. Herkes zorla göndermiyor ki, kimse de para harcamaya da meraklı değil ki. Eğer okullar kaliteliyse, kifayetliyse eğer, neden göndersin ki dershanelere diyorlar.